Selamlar, ben radyo. Hayır, ben işte buradayım. Ve bugün Minecraft moblarını ters yüzdeki karakterlere çevireceğim. Teker teker hepsini mob yapımcısında dizayn edeceğim ve Minecraft'taki karakterleri dönüştüreceğim. Ancak dostum, videoyu geçmeden önce daha fazla ve daha iyi video için kanala abone olup desteğini belirtmek için like atmayı unutma. Burada yorumlarda sıradaki videonun ne olmasını istediğini yazabilirsin. Şimdi hazırsan videoya geçelim. Evet, şimdi aklımda çok mantıklı bir şey var. Korku bildiğiniz üzere korkuyor ve sonrasında kaçıp kendini sokuyor. Oyunda korkup patlayan bir karakter var. O da Reaper. Ve evet, ilk öncelikle bu tatlı ama korkunç yaratığı korkuya çevireceğiz. Bence çok mantıklı bir seçim oldu. Evet dostlarım, şimdi Creeper'ın yanındayız ve şimdi Creeper'ı yavaş yavaş değiştirip düzeltmeye başlayacağız. Creeper'ın 4 tane ayağı var ama bize 2 tane ayak yeterli olacağı için ayakları el olarak kullanacağız. O yüzden şimdi bunları bu şekilde koordine edeceğim. Evet, ilk baştaki görüntümüz bu şekilde. Ve evet, şimdi öncekinden daha güzel gözüküyor ve aslında temellerini atmış olduk. Evet, bir saatlik modellemenin ardından bence artık karakter oyuna eklenmeye hazır bir durumda. Ve evet, sonunda ilk modelimizi düzenledik. Hazırsanız açıyorum. 3, 2, 1 ve görmüş olduğunuz gibi korkuyu Creeper'a çevirdik arkadaşlar. Ve özellikle fırıncı küreği gibi burnunu da eklemeyi unutmadım. Şimdi hazırsanız mükemmel patlamaya geçelim. Evet, şimdi geldi ve hop patladı. Evet, görmüş olduğunuz gibi korku patlaması yaşadık şu anda. Evet, şimdi ikinci karakter için aklımda bir fikir daha var. Xinti birazcık değişik bir yaratık ve çok fazla takıntı yapıyor. Ben de takıntı yapıp kafayı yemiş bir karakter geldi aklıma. O da tabii ki de cadı. Şimdi ikinci mobumuz, yani cadıyı tiksintiye çevireceğiz. Ve evet, görmüş olduğunuz gibi cadıyı yükledik ve ben ilk öncelikle şapkasını silmek istiyorum. Ve şimdi tam olarak tüm vücudunu inceliyoruz. Ayrılmış olan kollarını şöyle bir vücuda tekrardan birleştirelim. Kafaya ufak bir dokunuş. Ağzı için yeni bir tane kare oluşturalım. Şimdi görünmez olan bu gövdeyi boyayarak görünür hale getirmem lazım. Evet, şimdi boyama sefamız bittiğine göre artık karakterimize 3 boyutlu gözler ekleyeceğiz. Evet, bence bu karakter de hazır ve hemen oyuna yüklüyorum. Evet, şimdi cadıyı, yani kaygıyı oyuna ekledim. Evet, şimdi hazırsanız kaygıyı açıyorum. 3, 2, 1 ve görmüş olduğunuz gibi bunu da oyuna ekledik. Şimdi survival moduna geçiyorum ve şimdi kapışabiliriz. Tamam. Evet, attı. Bu arada atmamasının benim texture'ımla hiçbir alakası yok. Sonuçta bu sadece bir texture dostlarım. Son cadıyı da buraya koyuyorum. Şimdi bak, bu tiksintinin hemencecik içinden geçelim. Evet, şimdi sıradaki duygumuz öfke olacak ve benim öfke için seçimim intikamcıdan yana arkadaşlar. Şimdiki öfke bence yüzünden okunuyor ve bu yüzden şimdi hemencecik intikamcıyı öfkeye dönüştüreceğiz arkadaşlar. Kar açmaz, direkt karakteri yukarıdan küçülttüm, yanlara doğru büyüttüm. Çünkü bildiğiniz üzere öfke hem şişman hem de küçük boylu bir karakter. Sonra karakteri boyadım ve şimdi ona 3 boyutlu bir çene ekleyeceğiz. Ve ardından bir çift göz. Ve sonra bu kardeşimize çizgi film tarzı 2 tane de kaş ekledim. Ve beyaz yakalıların vazgeçilmezi kravat ekledikten sonra evrenize amade. Ve evet, şimdi öfkeyi de oyuna ekledik. Hazırsanız onu da açıyorum. Bu sefer 3-2-1 demiyorum dostlarım. Hemen koydum. Ve görmüş olduğunuz gibi öfke reis bayağı bir öfkeli duruyor. Tekstürler birazcık bozulmuş ama onları düzeltiriz. Her neyse, sorun değil. Şunu abi, bayağı iyi olmuş bu ya. Şimdi bununla dövüşelim bir. Normalde tekstürler düzgündü ama sıkıntı olmuş. Bak, gördün mü nasıl aldı eline baltayı? Abi bu bayağı iyi oldu ya. Yaptıklarımızın arasında en iyisi bu olabilir yani. Baksana şuna. Böyle bir fightlayalım. Bak abi nasıl vuruyor. Bayağı iyi oldu bence bu ya. Şunu şöyle kafasında 2 tane patlatalım, hemen ölüyor zaten. Hızlı ve güçlü bir tane silahımız olduğu için.
Bu arada dostlar, sıradaki videoda mobları sizin istediğiniz karakterlere dönüştüreceğim. Bu yüzden yorumlara hangi mobu, hangi karakteri dönüştürmemi istediğinizi yazın. En fazla istenilen veya en fazla yorumu like alan yorumları videoya alacağım ve onların istediği karakterleri moblara entegre edeceğim. Bu yüzden yorumlara hangi karakteri oyuna eklememi istediğinizi yazın. Şimdi ise sıradaki duygumuzu yapabiliriz. Hangi mobu yapacağım diye çok fazla düşünmedim. Bu sefer ne işi direktman köylü yapacağım. Hazırsanız o zaman mod yapımcısına gidip koca burunlu abimizi Neşe'ye dönüştürmeye başlayalım. Köylü dosyamız burada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunda da diğerlerine uyguladığımız gibi birazcık küçültmek. Bir güzel sarı rengi boyuyorum. Ve eteği de şu şekilde yapalım. Ve biraz daha boyuyoruz. Eteğe birkaç tane çiçek deseni eklemesi. Küçük bir burun. Ve kirpikler. Ulan o kadar kolay gibi anlatıyoruz ama o kirpiği yapmak var ya benim yarım saatimi aldı. Kardeşim emeğe karşı bir like atarsın artık. Son olarak saçları ekliyorum. Artık oyuna yüklenmeye hazır bir dosya. Ve evet, şimdi Neşe'yi de oyuna ekledik ve şimdi nasıl göründüğüne bakacağız. Hazırsanız koyuyorum arkadaşlar. Hop, ve görmüş olduğunuz gibi Neşe de bu şekilde geldi oyuna ve köylümüzü de bu şekilde Neşe'ye dönüştürmüş olduk. Hatta buna sağ tıklarsak görmüş ol omuz eti. Görmüş olduğunuz gibi ticaret yapabiliyoruz. Ve sıradaki mobumuz Demir Golem ve onu da utancı çevireceğim. Utanç da Demir Golem de iri yapılı olduğu için yapılışının kolay olacağını ve çok güzel hatıracağını düşünüyorum. Ve evet, şimdi golemimizi açtık ve şimdi bunu utanca göre şekillendirmeye başlayacağız. O yüzden kollarını birazcık kalınlaştırmamız lazım bu sefer. Kardeşimiz aç adam değil, o yüzden göbeği birazcık büyütüyoruz. IQ'sunu biraz arttırıyoruz. Hafif bir çene atlı estetiği. Burun estetiğinin parası çıkmayınca burunu tekrardan büyütüyoruz. Karakteri boyayıp bir çift kırmızı ayakkabı yapıyoruz. Aynı şekilde diğer parçaları da boyuyorum. Ceket için 3 boyutlu bir fermuar ekliyorum. Cekete bir tane de kapüşon ekliyoruz. 2 tane Pixar animasyon gözü ekliyorum. Saçlarını ve ağzını yaptıktan sonra artık utanç karakterimiz render almaya hazır durumda. Evet, ve şimdi oyundayız ve şimdi son mobumuzu gösteriyorum. Öfkenin yanında yapalım, şimdi olacakları izleyin. Şöyle hemencik demir golemimi yaptım ve şimdi izle bak. Tek attı. Evet. Bak, yaptıklarım arasından en iyisi utanç olmuş diyebilirim. Bayağı güzel olmuş. Şimdi küçük bir fight yapacağız. Buraya creeper koydum. Buraya witch koydum. Buraya 2 tane öfke koydum. Bak, hemen saldırdılar zaten onlar. Şimdi şunu bir de şunu aynı takıma koyup hop, buna saldırtalım. Bakalım şimdi neler olacak. İzleyelim bakalım. Çünkü patlıyor. Utanca zarar verdi. Şimdi hop. Evet. Direkt tek attı. Adamımız halen damage yiyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. 3 tane şey. Buraya 2 tane de cadı koyacağım. Şimdi bunu, bir de bunu, bunu, sonra bunu, sonra gel bakalım seni de buraya koyalım. En sonunda utancı. Bakalım şimdi kim kazanacak. Birinci şey o. Direkt patladı abi. Şuraya 5 tane intikamcı öfke diziyorum. Şimdi şuraya bir tane de utancımızı diziyoruz ve sonra bak burayı açıyorum abi. Bakalım kim kazanacak. O baya hızlı vuruyorlar abi. Şansı olmayabilir. Evet evet. Bir tanesini bile öldüremedi. Lan bu kadar kötü olmaz. Tamam. Peki iki tane koymayalım. Bir tane daha. Ya da aynen iki tane koyalım abi. 2 golem vs 5 intikamcı. Biri gitti. Diğeri gitti. Bak hepsi bir anda birine saldıramadığı için evet bu sefer öldüremedim. Şimdi size şöyle bir şey de gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi öfke Neşe'yi kovalıyor. Çünkü birisi villager, diğeri de yağmacı olduğu için. Her neyse dostlar, işte bu videomuz da bu kadardı. Bugün Demir Golem, böyle cadı, intikamcıyı görmüş olduğunuz Inside Out'taki 5 tane duyguya çevirdik. Daha fazla ve daha kaliteli video için kanala abone olup like ve yorum atabilirsiniz. Bu arada sıradaki videoda sizin istediğiniz karakterleri moblara entegre edeceğim. Bu yüzden yorumlara hangi karakteri istediğinizi, hangi karakteri oyunda görmek istediğinizi yazmayı unutmayın. Hoşça kalın ve sağlıklı kalın. Bye bye.